Ben yokum. Arkadaşlarım yok. Ama gözlerim orada. Rüzgarım orada. Adalar denizinde ben bir mızrak hayaletiyim. Mavi vatan nerede? Yüreğim, cesaretim orada. Bu videomuzdaki konumuz yeni ortaya çıkan Adalar Denizi'nin koruyucusu ULAK, insansız deniz aracı. Peki bu araç gerçekte ne kadar güçlü? Bütün denizlerimizi etkisi altına alabilir mi? Veya bir destroyere, fırkateyne dalaşması mümkün mü? Sadece özelliklerine bakmak yerine detaylı olarak incelemeye başlayalım. Vatos Sida üzerinden bir hayal olarak başlayan düşündüğümüz projeler sonunda yapılmaya başlandı. Havadaki insansız araçlarımızın başarısı bizi her anlamda etkiledi ve bunu farklı yerlere taşımaya başladık. Sırada geldik bunun bize gerekli deniz bölümüne. Şu anda dünyada Amerika dışında çok aktif olarak insansız deniz aracı kullanan ülke yok. Yine bu işi farklı araçlarla başlatan Amerika. Denizaltı bulmaktan bölgeyi dinlemeye kadar araçlar yapmışlar. Ancak geneliyle istihbarat üzerine yaptıklarını görüyoruz. Ana amacı geniş bölgeleri tutmak ya da saldırmak olan kullanılan düzgün araçlar yok. İnsan ağırlıklı olanlar var ama biz otonom olmasından bahsediyoruz. Aktif kullandıkları böyle bir araç şimdilik yok. Bu da demektir ki İHA Ligi'nin babası Amerika bile daha el atmamışken ULAK'ı sahaya indirebilirsek dünyadaki ilklerden biri olacağız. Dünyaya havadaki SİHA'ların neler yapabileceğini gösterdiğimiz gibi bu konuda da önce olabiliriz. Bir teknolojide ilk olmak, deneyim ve satış için her zaman iyidir. Önce olduğunuz için sorunları çözmeye daha çok vaktiniz kalır. ULAK'a geçersek, kendisi Ares ve Metexa'nın yaptığı bir proje. Ana amacı terörle mücadele olarak geçse de böyle bir aracın özellikle o konuda kullanılmayacağı aşikar. Temel olarak kendisi istihbarat, gözlem ve saldırı görevlerini üstlenebilecek. Buradaki saldırı kısmı bizim için çok değerli çünkü istihbarat bölümünü daha kolay şekilde zaten halledebiliyoruz. Bize Akdeniz ve Ege'de gemilerimiz eskidiği için yeni saldırı platformları gerekli. Fırkateyn ve destroyer yapmak da uzun sürdüğü için eksiğimizi hızlı şekilde SİDA'larla kapatabiliriz. ULAK'ı değerlendirecek olursak 11 metre boyunda gemilere göre çok küçük bir araç. Bu şekilde çoğu gemimize konabilir, TCG Anadolu bir SİDA gemisi haline çevrilebilir. TCG Anadolu bir bölgeye gittiğinde uçak gemisi misali onlarca SİDA'yı bölgeye dağıtarak kontrolü sağlar. Ayrıca boyutundan dolayı gemisavarlar tarafından vurulması çok zor. Atmaca videomuzda harpun gibi gemisavarların sadece birkaç başarılı vuruşunun olduğunu söylemiştik. En çok satılan olmasına rağmen sayılı başarılı görev. Üstelik vurdukları 40 metrelik, 80 metrelik gemiler. Bunun yanında hedefi ıskaladıkları gemilerin boyutları da bu şekilde. Durum böyleyken 11 metrelik bir gemiye, üstelik hızı saatte 65 kilometrelere çıkabilecek, gemi savar sallamanız pek akıl kârı olmaz. Hem maliyet hem de vuruş olarak etkili bir çözüm değil. Yani ULAK'ın doğrudan aydınlatılmadığı sürece gemi savarla vurulması zor. Peki ne yapabilirler? Hücum botlar yüksek etkili hareketler yapamaz ancak büyük gemiler üzerinde baskı kurabilir. Şöyle ki ULAK'ın sahip olacağı silahlara bakarsak 4 cirit ve 2 UMTAS füzesi görüyoruz. Bunlar sahip olduğu ana güçler. 8 kilometre menzilleri ve hedefi bulmakta yüksek doğruluk oranları var. Özellikle UMTAS füzesi tank vurmakta kullanıldığından etkisi büyük ve hareketli hedefleri vurabilir. Tabi bize bu bilgilerin arasından menzil gerekli. 8 kilometre bilgisini alıyoruz ve denize götürüyoruz. Yani ULAK'ın düşmanlarının 8 kilometre kadar dibine sokulması gerekli. Gemisavarlar tarafından vurulmasının zor olduğunu söylemiştik. O yüzden 8 kilometre yakına sokulana kadar gemilerin diğer saldırı sistemlerine bakalım. Gemilerde ek olarak torpido ve ana saldırı topları mevcut. Gemisavarı işlemezse ikinci olarak torpidolarına sarılır. Ancak torpidolar içinde yine karşısındaki geminin boyutlarının büyük olması ve su altında kalan kısmının fazla olması gerekli. Torpidolar bir hücum botu bile vurmakta zorlanırken ULAK'ı vurması yine mümkün değil. O halde geriye topları kaldı. Donanmadaki 40 milime kadar olan toplar 8 kilometre menzile erişemezler. 8 üstü için 40 milim üstü gerekli. Destroyerlerdekiler de üstü olduğu için ULAK'ı atış menziline girmeden vurması mümkün.
Yine de uzun mesafe top atışlarından bahsediyoruz. Kesin bir şey söyleyemeyiz. Ulak, büyük gemiler olsa bile hedeflerine ulaşabilir. Ancak çok büyük, muhtemel bir düşmanı var. O da gemilerin arkasında taşınan deniz helikopterleri. Ulak'ın kendini koruyabileceği bir hava savunma sistemi yok. Bu da havadan gelecek saldırılara karşı açık olduğunu gösterir. Deniz helikopterleri de özellikle bot vurmak için mini gemi savarlar taşıdıklarından Ulak'ların en büyük düşmanı helikopterler olacaktır. Buradan daha yapılmadan zayıf noktasını da vermiş olduk ama bunu ben düşünebiliyorsam orduların savunma uzmanları hayli hayli düşünecektir. Bir destroyere, fırkateyne kafa tutma konusuna gelirsek, cevabı için biraz önce söylediklerime ve bütün özelliklerine bakmamız gerekli. İlk olarak menzili bu iş için gayet yeterli 400 km bir menzili var. En azından 200 km ileri açılabilir, çıktığı gemi güvenli uzaklıkta kalacaktır, bu cepte. Harp anında elektronik saldırılar maksimum düzeye ulaşır. Bütün elektronik yapılar kilitlenmeye çalışılacak, harp koruması olmayan patatese çıkacak. Neyse ki Ulak'ta milli haberleşme altyapısı, veri bağı ve elektronik koruma var. Tek başına değil de gemilerimizle tam olarak birlikte çalışacağı için etkilenmesi zor, bu da cepte. Kaldı iş yapabilmesi için iki önemli adım daha. İlki vurulmadan yaklaşabilmek. Biraz önce söylediğimiz boyutunun küçük olmasından dolayı ve yarı gizli bir kaplaması olacağından savaş gemilerine yaklaşması mümkün. Tabii parantez içerisinde karşı tarafı destekleyen hava aracı olmadığı sürece. Son gereken adımsa silahlarının etki gücü. Bu kadar yaklaşıp bulaştınız, hedefe zarar veremedikten sonra ne işe yarasın? Baktığımızda UMTAS'ın hedefini tutturmakta sıkıntısının olmadığını görüyoruz. Ancak kendisi sadece 37,5 kilogram. Büyük zırhlı gemilere zarar vermek konusunda yetersiz. Hedef gemiyi batırmaya çalışmaktan ziyade çünkü yapamaz, kritik araçlarına zarar vermeyi hedefleyebilir. Yani üst bölümdeki radardır, hava savunma sistemidir, zırh delici olduğundan bunlara zarar verebilir. Hal böyleyken kritik bölgeleri zarar görmüş bir destroyeri batırmak bizim için daha kolay olacaktır. Yani Ulak'ın bu halinin bir destroyeri batırması ne yazık ki mümkün değil. Sadece hedef olarak, karşıya gemi savar harcatarak ya da dürterek destek sağlayabilir. Ama bu bile 11 metrelik insansız bir araç için fazlasıyla yeterli. Üstelik ilerleyen zamanlarda Ulak projesinin devam araçları da gelecek. Ulak büyük bir ailenin ismi diyelim. Görevi denizaltı avlamaktan atmaca taşımaya kadar farklı boyutlardaki insansız Ulaklar yıllar içerisinde üretilmeye başlayacaktır. Bayraktar ve Akıncı gibi düşünün. Geliştikçe daha büyüğü ve fazlası. Zaten boyutu daha büyük, atmaca taşıyacak bir Ulak da bu görüntülerle birlikte tanıtıldı. İşte gerçekten destroyer avlayabilecek olanlar onlar. Sonuç olarak yeni yapılacak Ulak, insansız deniz aracı ailesi, mavi vatanımızı korumamız için elimizdeki en büyük kozlardan biri. Bu projeyi yapacak olan Ares Tersanesi ve Meteksan deneyimli olduklarından başarma ihtimalleri yüksek. Söylediklerine göre yapıma çoktan başladılar ve Aralık 2020'de ilk prototip ortaya çıkacak. 2021 gibi test atışları yapılacak ve 2022 yıllarında seri üretim başlayacak. Hedefler bu şekilde yakın tarihler. Yeni savaş literatürlerinde SİHA'ların hava savunma sistemlerini vurması üzerine hava savunmalarının yenilendiği gibi SİDA'ların yaptıkları üzerine savaş gemilerinde de değişmeler olabilir. Muhtemelen önemini kaybeden toplar tekrar önem kazanacak, gemilerde küçük botları vurmak için ayrı sistemler olacak. Yeni gelişmeleri ve Ulak'ı hep birlikte göreceğiz. Şimdilik geldik sona. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.